Bizim misyonumuzun yerel yönetimlerde iktidara geldiği 20 küsur yıl önce Kayseri'deki en önemli konuşulan belediyelerin gündeme getirdiği yeşil bir Kayseri yapma arzusu hamdolsun geçen 23 yılda adım adım hayata geçiyor. O zamanlar 1994'te hatta 2000'e gelene kadar Kayseri'de kişi başına ağaç 2 metrekare civarındaydı. Bugün değerli başkanımızdan sorduk. Koca Sinan genelinden kişi başına ağaç metrekaresi ne kadar diye 8 metreyi aşmışız. Dünya ortalaması 7 metre. Dünya ortalamasının üzerinde artık bozkırların değil, boztepelerin değil, yeşil bir Kayseri'nin, yeşil bir Koca Sinan'ın, yeşil bir Türkiye'nin olması için büyük gayret gösteren ve bu konuda da yetkilileri, ilgilileri teşvik eden, tahrik eden, hadi ben de yeşil bir alan istiyorum, ben de park istiyorum diyen değerli sakinlerin de bu konuda çok büyük katkıları var. Hem teşvikle hem de icraatla bu konuda katkı sağlayan tüm hemşehrilerimi, yetkililerimi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta, pazar günü çok önemli bir oylama yapacağız. Bizim diktiğimiz ağaçlar değil, bizim diktiğimiz ağaçlar, büyüklerimizin diktiği ağaçlar değil, bu arka sıradaki oturan genç yavrularımızın, yani bizden sonraki neslin hayatını en iyi şekilde idame ettirebilmek için önümüzde tarihi bir dönemeç, tarihi bir imtihan, tarihi bir gün var. Yavrularımızın geleceğinin daha mamur bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Türkiye, insanların birbirlerine saygılı, demokrasinin taçlandığı, hukukun üstün olduğu, milli iradenin egemen olduğu ve yürütme organının doğrudan doğruya halk tarafından seçilip, halk tarafından seçilen meclisin de yürütme organını denetlediği bir sistem için önümüzdeki tarihi bir fırsat var. 16 Nisan tarihinde inşallah hep birlikte bu aziz millet 15 Temmuz'daki gösterdiği kahramanlığın son noktasını 16 Nisan tarihinde gösterecektir. Biz yoğun bir şekilde 2 yıldır ağaç dikim programları yapıyoruz. Ama bu yıl bu ağaç dikim programlarını her hafta belirli etkinlikler halinde çarşamba günleri standart olarak benim de katıldığım programlar dahilinde devam ettiriyoruz. Bu programlara da toplumumuzun değişik gruplarındaki, sosyal yapıdaki hemşerilerimizi davet edip onlarla birlikte ağaç dikiyoruz. Bununla birlikte her gittiğimiz yerde olmazsa olmazımız o bölgede yaşayan hemşerilerimiz ve çocuklarımız, gençlerimiz onlarla birlikte ağaç dikiyoruz, yeşillendirme çalışmalarını yapıyoruz. Biliyoruz ki yapmış olduğumuz her çalışmada, yapmış olduğumuz her proje, her etkinlik gençlerimiz için, çocuklarımız için bir sonraki kuşaklara güzel yarınlar bırakmak için, onlara iyi miras bırakmak için. O yüzden yaptığımız çalışmalara onları da ortak ediyoruz, onları da dahil ediyoruz, onlarla birlikte yapıyoruz. Bugünle birlikte adını da kaderini de değiştireceğiz. Boztepe boz olmaktan çıkacak, bundan sonra daha yeşil bir Koca Sinan'da Yeşiltepe olarak inşallah mahalle sakinlerimize ve Koca Sinan'ımıza, Kayseri'mize yakışır bir bölge haline gelecek. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, 116 mahallemizin 116'sında farklı farklı projeler üretiyoruz. Farklı farklı çalışmalar yürütüyoruz. Biliyoruz ki her bir mahallemizin birbirinden farklı ihtiyaçları var, talepleri var, beklentileri var. Bunları çözmek için, bunları oluşturmak için var gücümüze gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu mahallelerimizin hepsi yakın gelecekte birbirinden daha güzel, birbirinden daha farklı bir Kayseri için, bir Koca Sinan için değişecek, güzelleşecek. Gerek kentsel dönüşüm projelerimiz, olduğumuz çevre etkinliklerimizde, yol kaldırımlarla, parklarla, yeşil alanlarla hepsi Kayseri'mize, Koca Sinan'ımıza, insanımıza yakışır bir Koca Sinan haline gelecek. Bunun için de çalışmalarımız devam etti. Sadece belirli mekanlarda ağaç dikmekle, belirli mekanları yeşillendirmekle kalmıyoruz. Koca Sinan'ımızda hayata gözlerini açan her Koca Sinanlı bebek adına da
bir ormanda onun adını yaşatacak ağaç dikiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Nikah kıyan, birlikteliğe, evliliğe yeni adım atan her genç çiftimiz adına da bir ağaç dikiyoruz. Öbür taraftan da rahmeti rahmana kavuşmuş, bu topraklardan ebediyete intikal etmiş. Her vefat eden kardeşimiz için de bu topraklarda adını yaşatmak adına da bir ağaç dikiyoruz. Yeni bir adım atan, hayata yeni bir adım atan bir çocuğumuz için, evlilikle birlikte yeni bir hayata adım atan çiftlerimiz için, onların adını yaşatacak, onların sevgileriyle büyüyecek ormanlar oluşturmak için, daha yeşil bir Kayseri oluşturmak için de farklı farklı ormanları hayata kazandırmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çevrenin güzelleştirilmesi, mekanların güzelleştirilmesi, yolların, kaldırımların yapılmasıyla birlikte oraları kullanacak insanımızın imar edilmesi, mamur edilmesi, onun ruhunun, yaşantısının, fiziki, sosyal her türlü gelişiminin de oluşturulması için Koca Sinan Belediyesi olarak biz varız. Bu yıl başlatmış olduğumuz, 2016'yı kastederek söylüyorum, 2016 yılında başlatmış olduğumuz Koca Sinan Akademi ile sizlere, hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Koca Sinan Akademi'de 7'den 70'e yaşlı genç, çocuk, yaşlı, ihtiyar, herkese, kadınımıza, erkeğimize, onların her türlü gelişimini, fiziki, sosyal, kültürel, her türlü gelişimini sağlayacak değişik eğitimlerle, boş vakitlerini değerlendirecek aktivitelerle hizmet ediyoruz. Onların hayatını renklendirmek için, sakinlerimizin, hemşerilerimizin yaşantılarını güzelleştirmek için değişik projelerle sizlerin karşısında geliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde gençlerimize özel bir gençlik merkeziyle de şehrimize, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata kazandıracağız. Koca Sinan'dan Kayseri'ye ve bütün Türkiye'ye örnek olacak güzel bir gençlik merkezinde hizmete sunacağız. İnşallah oranın açılışında, tanıtımında sizlerle birlikte oluruz diyorum. Ağaç dikmenin sevap olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben böyle bir etkinliğin yapıldığından dolayı başta Koca Sinan Belediye Başkanımızı, yetkili kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Zekeriya. Gel başkanlar resmi çekelim.